Herkese selamlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün gördüğünüz gibi masamda inanılmaz ağır bir konum var. MSI Clutch GM51 Wireless Gaming Mouse duruyor masamda. Ağır bir misafir dediğime bakmayın. Hem kablosuz hem RGB ile hem de 85 gramlık mükemmel hafifliğe sahip olduğunu söyleyeceğim. Tabi detaylarına değinirken de her şeyden bahsedeceğim ama öncesinde gelin birlikte bir güzel kutu açılışını yapalım. Kutudan neler neler çıkıyormuş onlara bir bakalım. Evet gördüğünüz gibi MSI Clutch GM51 Lightweight Mouse'umuzun kutusu gayet sade ve şık bir tasarıma sahip. Bu konuda gerçekten MSI'ı çok seviyorum. Beyaz, minimal, güzel bir tasarım yapıyorlar ve bence gayet de etkileyici duruyor. Arka tarafında genel özelliklerine yer verilmiş, sağ tarafta zaten teknik detayları bulunuyor. Daha sonrasında gelin heyecanla kutumuzu açalım. Bildiğiniz gibi ben kutu açmayı çok beceremiyorum. Genelde bu jelatinleri falan filan hep yırtıyorum. Fakat burada mükemmel bir şey düşünmüş. MSI ve burada böyle bir kulakçık yapmışlar. Bu kulakçıktan şöyle çektiğimizde direkt olarak açılıyor. Heyecanla kutumuzu şöyle açıyoruz. Kutumuzun içinden siyah bir kutu gördüğümüz gibi çıktı. Şöyle bir aşağı doğru mu yapsak? Evet. Simsiyah, burasında bir MSI logosu olan bir kutu bizleri karşıladı. Şimdi şöyle açıyoruz ve kapağın üstünde bile sünger bulunuyor ki ürüne, mouse'umuza bir zarar gelmesin. Bir adet kullanma kılavuzumuz var. Bir tane daha böyle bir teknik bilgi kitapçığı bulunuyor. Sıra geldi merakla beklediğim mouse'a gerçekten ilk hissiyat için şahane bir adet şarj dokumuz geliyor. Şarj dokumuzun üzerinde bir adet da yer alıyor. Bir adet de gerçekten herhangi bir sağa sola takılmayacak ve dolanma yapmayacak örgü bir kablo kutu içerisinden çıkıyor. Tabii ki de bu Tip C to USB A olarak bizlere geliyor. Kutu içeriğini birlikte gördük. Gayet sade ve gayet anlaşılır bir kutu içeriği vardı. Neden anlaşılır diyorum? Çünkü çok fazla materyal yok. Ne lazımsa kutu içerisinde onlar konulmuş ve çok da klas bir kutu içerisine yerleştirmişler. Şimdi gelelim mouse'umuza yani GM51 kılaçımıza. Öncelikle biraz tasarımından bahsetmek istiyorum. Tasarım tarafında öncelikle dikkat çeken kısım yandaki kaydırmaz yani grip tape kauçuklarımız bizleri karşılıyor ve bu kauçukların içerisinde RGB'lerin bulunması inanılmaz bir detay olmuş. Daha sonrasında gördüğünüz gibi siyah bir yapıya sahibiz ve bu siyah yapıyla birlikte hem hem masamıza şıklık katabiliyor hem de şarj istasyonu üzerine taktığımızda masamızda güzel ve ayrıcalıklı hissettiriyor. Hazır tasarımından bahsetmişken biraz da boyutlarından bahsetmek istiyorum. 12 santimlik bir uzunluğu bulunuyor. 6,5 milimetrelik genişliğimiz ve 4,5 santimlik de yüksekliğimiz var. Bu yükseklik biraz fazla gelebilir fakat tam olarak avuç içine oturan bir biçimde kullanıyorsanız avucunuza direkt olarak oturuyor ve aynı zamanda pençe kullanışı yapıyorsanız da Kesinlikle ön taraftan mouse taşma gerçekleştirmiyor. Direkt olarak mouse'umuzun üzerine tıklayabiliyoruz. Ve bu gerçekten inanılmaz konforlu bir durum olduğunu söyleyebilirim. Ama burada çok önemli bir şey söyleyeceğim. Bu mouse'umuz oyuncu mouse'u ve oyuncular için mükemmel bir özelliği var nedir diyecek olursanız eğer anti-smudge surface özelliğiyle birlikte üzerinde yağ ve kir birikimini engelliyor. Yani biliyorsunuz mouse'larımızda biz çok fazla abur cubur yiyoruz. Rekabetçi oyunları oynarken 6-7 saat, 10 saat bilgisayar başında oluyoruz, terliyoruz vesaire. Ne oluyor? Mouse'umuzun dokunduğumuz yerler yani klik tuşlarımız Yağ oluyor, ter oluyor, pis oluyor, kir oluyor. Ama demin de söylediğim gibi bu üründe böyle bir problemimiz ortadan kalkmış durumda. Şimdi biraz evvel sizlere söyledim. Grip tape kaydırmaz kauçuklarımız yan tarafta var ve tuttuğumuzda bizleri yani avucumuzu, parmaklarımızı çok güzel bir şekilde kavruyor. Fakat burada çok ince bir detay vermek istiyorum. Gördüğünüz gibi grip tape'lerimizin üzerinde RGB ışıklar bulunuyor. Yani hem kaydırmaz grip tape yapılmış buraya tasarım olarak hem de içerisine... RGB LED'ler konulabilmiş. Bu hem tasarım olarak hem de konfor olarak bizleri çok olumlu bir şekilde etkiliyor. Ve aynı zamanda tasarımdan gidiyorken şundan da bahsedeyim. Scroll tuşumuz da aynı şekilde grip tape kaydırmazla birlikte tasarlanmış. Ve gerçekten orta tuşu kullanırken de çok konforlu bir şekilde kullanabiliyoruz. Tasarım tarafından devam ederken şunu da ekliyorum. 5 adet programlanabilir tuşumuz buluyor. Bunlardan birincisi sağ klik, sol klik, orta scroll tuşumuz ve yan tarafta 2 adet de tuş bulunuyor. Öncelikle şundan bahsetmek istiyorum. Sol tuşa dahi makro atayabiliyoruz. Bu önemli bir detay. Bunu özellikle eklemek istiyorum. Aynı zamanda mouse'umuzun alt tarafına baktığımızda Gördüğünüz gibi Bluetooth off ve 2.4 GHz'lik ayar butonumuz bulunuyor. Bununla birlikte mouse'umuzun sensörünün sağ tarafında ise DPI ayar butonumuz konumlandırılmış. Bu belki eleştiriye açık bir konu olabilir. Çünkü ben hani mouse'un altında değil de üzerinde daha ulaşılabilir bir yerde olmasını tercih edebilirdim anlık kullanımlarda. Çünkü herhangi bir işlem yaparken mouse'unuzu kaldırıp arkasını çevirip düğmeye basmanız biraz zor olabilir. Ama burada tabii ki tasarımsal olarak baktığımızda fakat mouse Olsun, diğer taraflarında olduğunda yanlışlıkla dokunup DPI'yi düşürebiliyoruz. Bunun tamamen önüne geçilmiş. Tabii ki bu kullanım alışkanlığınız ve sizlerin kişisel görüşlerine göre değişkenlik gösterebilecek bir durum bu. Şimdi tasarım tarafına baktığımıza göre gelin bir de teknik detaylara bakalım. Bu teknik detaylar içerisinde bizi en çok etkileyen ve tap noktada olan PixArt PAV 3395 bir sensöre sahip olması. Bu zaten piyasada bulunan en üst seviye sensörlerden biri. Bu sensörle birlikte 26.000 DPI'ye kadar mouse'umuzu kullanabiliyoruz. Ve aynı zamanda 650 IPS'lik bir değere sahip ve 50 G'lik hıza sahip olduğunu söyleyebilirim. Bununla birlikte klik boşluğumuz sıfıra indirilmiş ve aynı zamanda 60 milyondan fazla bir kullanım ömrüne sahip olan Omron Switch'ler mouse'umuzun üzerinde yer almış. Ve tekrar mouse'umuzun alt tarafına geçtiğimizde 6 adet farklı bölgelerde PTFS skatezlerimiz bulunuyor. Bu da çok fazla fazla MousePad hakimiyeti bizlere sağlıyor. Şimdi gelelim batarya ve pil durumuna. Öncelikle şundan bahsedeceğim, pil dememek lazım. Çünkü bildiğiniz gibi kablosuz mouse'ların en büyük problemlerinden biri kalem pil yok, ince pil yok, bir şey pille sürekli değiştiriyor olmak. Fakat burada MSI GM51 klačla ne yapmış abi? İçerisine 550 mAh'lik minik bir batarya koymuşlar. Ya minik bir batarya diyorum ama ışıklar kapalıyken 150 saate kadar bir kullanım sağlıyor. Işıkları açıkken de 70 70-80 saat civarı bir kullanım ömrü bizlere sağlıyor. Ki zaten 70-80 saat inanılmaz bir rakam. Yani düşünsenize zaten klavyenizin yanında böyle bir dakınız var. Bu dakı kalktınız mesela çay içme, çay almaya kalktınız. Ne oldu mesela yemek geldi yemek yiyeceksiniz tak diye koyuyorsunuz. Hemen şarj etmeye başlıyor. 3 dakikada okey. Yani çünkü şöyle bir avantaj sizlere söyleyeyim. Gördüğünüz gibi bir adet zaten kutudan USB tip C şarj aletimiz çıkmıştı. Bunu isterseniz şu şekilde şarj dakının içerisine takabiliyorsunuz. Şarj dakı üzerinden şarj etmek istediğinizde mouse'unuzu aşağı yukarı 2 saati buluyor sıfırdan yüze dolması. Direkt olarak kendiniz dışarıdan takarsanız eğer bu şekilde de 1 saate yakın bir sürede şarj olabiliyor. Yani aslında 1 saat veya 2 saat arasında benim için çok bir fark yok. Yani 2 saatte RGB'ler açıkken 70-80 saat beni götürebiliyorsa benim için çok kafi bir durum olduğunu söyleyebilirim. Farklı bir kullanım senaryosu da sizlere sunmak istiyorum. Örnek veriyorum. Şarj dakınıza USB'nizi taktınız. USB'nin ucunda bilgisayara taktınız. Bilgisayarınızda bir adet USB'yi işgal etmiş oldunuz. Fakat üzerinde bir adet USB girişi daha var. Bu USB girişe de 2.4 GHz'lik dangılı takabiliyorsunuz. Ne oldu Milka'cığım oyun mu oynayacaksın? Gel kızım. he ne oldu? Sen de mi mouse istiyorsun? Sen de mi çok sevdiğin MSI'yı? Sen de mi Gelli bir klač istiyorsun? Ne oynayacaksın sen? Valorant mı oynayacaksın kızım? <laughs> evet, Valorant mı? Battlefield mı oynayacaksın? Yoksa Call of Duty mi oynayacaksın? Ne oynayacaksın? Sakın LoL oynama kızım. Hem şarj etmiş oluyoruz tek bir USB ile hem de dongle'ımızı yerleştirmiş oluyoruz. Bu kullanım olarak inanılmaz pratik bir durum olduğunu söyleyebilirim. Bununla birlikte illa kablosuz kullanmak zorunda değilsiniz. Tip C'nizi taktınız ve direkt olarak USB bir mouse haline getirebiliyorsunuz. Kablolu bir şekilde de kullanabiliyorsunuz. Bu ne olur? Çok uzun süredir oyun oynuyorsunuzdur. Tak diye şarjınız bitmiştir. Anlık olarak sizi mükemmel bir şekilde kurtaracak bir seçenek olduğunu da belirtmek istiyorum. Geldik can alıcı noktaya. Bu mouse'umuzun Nvidia Reflex desteği var. Nvidia Reflex nedir diyecek olursanız eğer. Örnek veriyorum siz mesela Valorant oynuyorsunuz. Düşmanın Alnının çatına koydunuz eğiminizi. Bir sıktınız ama mermi gitti Allahu Ekber dağlarına. Ne oldu ne diyorsunuz? Ya ben adamın kafasına sıktım nereye gitti bu diyorsunuz. İşte Nvidia Reflex tamamen bunu ortadan kaldırıyor. Yani ne oluyor? Nvidia Reflex RTX destekli bir ekran kartınızla birlikte çalışıyor. Ve mouse hareketinizi ekranınızdaki görüntüyle eşitleyerek sapmaları ortadan kaldırıyor. Tabi burada şunu da eklemek istiyorum. Tabi bunu kullanırken de dikkat edin. Sonra ileride yok efendim kol bozuldu yok mouse'a ben bastım gitmedi gibi seçeneğiniz ortadan kalkıyor. Yani kıvıramıyorsunuz. Bunu da unutmayın. Da şimdi Nvidia Reflex'ten bahsettik. Sistem gecikmesini ortadan kaldırdığını söyledik. Bir de şunu da eklemek istiyorum. Bu mouse'umuz tam 1 milisaniyelik tepkime hızına sahip. Yani gayet kablosuz mouse için inanılmaz bir değer olduğunu söyleyebilirim. Gördüğünüz gibi MSI Center uygulamamızı açtık ve buradan oyun aksesuarları bölümüne girdik. Ve ilk başta Clutch GMA'li bir lightweight wireless mouse'um burada gözüküyor ve direkt olarak burada batarya durumunu görebiliyorum. %63'müş. Direkt olarak mouse'umun üzerine tıklıyorum ve en başta gördüğünüz gibi 3 adet farklı profil atayabiliyoruz. Burayı düzenleyebiliyoruz istediğimiz gibi. Daha sonrasında burada tüm tuşları görüyoruz. Her tuşa buradan tıklayarak istediğimiz özelliği ekleyebiliyoruz. Performans bölümüne geliyoruz. Burada gördüğünüz gibi DPI ayarları bulunuyor ve bununla birlikte tarama oranınızı ayarlayabiliyorsunuz kaldırma algı mesafesini ayarlayabiliyorsunuz. Bu da mouse'unuzu mousepad'den ayırdığınızdaki boşluktan bahsediyor oluyor. Bunu düşük veya yüksek olarak ayarlayabiliyorsunuz. MSI Speed Shift bölümüne geldiğinizde bizleri burada 3 adet ayar karşılıyor. Gear 1 basit ve genel oyunlar için esnek seçenekler sunuyor. Gear 2 rekabetçi oyunlar için optimal performans sunuyor. Gear 3 de ileri seviye oyun için nihai keskinlik sağlıyor. Yani mouse'unuzun keskinliğini arttırıyor. Ben bu şekilde kullanıyorum ve sonrasında güç bölümüne geldik. Burada LED otomatik uyku modu belli bir süre mouse'a dokunmadığınız zaman ışıklarınızın sönmesini sağlıyor. RGB'lerin saydamlığını ayarlayabiliyoruz. Fakat ben bunları kapatıyorum. Gelelim şimdi mouse'umuzun ışıklarını nereden ayarlayacağız? Direkt olarak yine MSI Center'ımıza dönüyorum ve buradan Mystic Light bölümüne giriş sağlıyorum. Burada mouse'umuz gözüktü. Hemen mouse'uma tıklıyorum ve istediğim renk ayarlıklarını ve parlaklığını düzenleyebiliyorum. Mesela burada nefes alanı seçtiğimizde gördüğünüz gibi Nefes alma moduna RGB'lerimiz geçiyor veya ne bileyim, renk döngüsü dediğimizde farklı renklere de geçiş sağlıyor. Sizler nasıl kullanmak isterseniz buradan kullanabilirsiniz. Ben genelde parlaklığı en yüksekte kullanıyorum ve ışıklandırma hızını da şöyle biraz düşüreyim dediğimde komple düşürüyorum. Ya bence böyle güzel. Tamam böyle geçişler yapsın benim masum. Uygula dedim ve Game Center'ımı kapadım. Yazılımından da bahsettiğimize göre artık geldik vedalaşma zamanına. Genel toparlayacak olursak Nvidia Clutch GM51 gerçekten tamamen oyunculara hitap eden ve oyuncuların tüm ihtiyaçlarını karşılayacak bir mouse olduğunu söyleyebilirim. Ben sürekli montaj yapıyorum, sürekli Adobe Premiere kullanıyorum. Bu kullanımlarımda da bu mouse'u kullanıyorum. Ve Uzun süreçte hafifliğiyle birlikte kolumuzu, elimizi, avcumuzu, bileğimizi yormuyor. Avuç içime tam olarak oturduğu için inanılmaz konforlu bir kullanım sağlıyorum. Aslında gördüğünüz gibi hani oyuncu mouse olarak gözükse de tam tersine hem ergonomikliği hem hafifliği hem de tasarımı dolayısıyla her türlü kullanım için gayet rahat bir şekilde tercih edebilirsiniz. Videoyu sonuna kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bu tarz içeriklerin devamının gelmesini istiyorsanız eğer kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve aşağıya minik minik yorum bırakmayı lütfen unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.